Suçluyu her fırsatta koruyan iktidar ne yapıyor? Tüm gerçekleri kamuoyuna duyurmak için canla başla mücadele eden gazeteleri, gazetecileri, televizyonları, televizyoncuları cezalandırıyor. Bir Gün gazetesi yazarı Timur Soykan'ın başsavcının rüşvet çığlığı çürüyoruz yazısı hakkında getirilen erişim engeli de aslında bunun son örneği. Rüşvet iddialarına erişim engeli geldi. Ne zaman bir iktidar partisinin yöneticisinin, yakınının, ortağının, eşinin, dostunun adının geçtiği yolsuzluk, usulsüzlük, cinayet, uyuşturucu, yasa dışı bahis, kaçakçılık, istismar, kamu zararı, rüşvet gibi haberler yayınlansa hop hemen erişim yayın engeli, hemen bir yasak. İfade Özgürlüğü Derneği'nin 2022 raporuna göre yayınlanmasında kamu yararı bulunan toplam 6.528 haber erişime engellenmiş. 5.388 haber yayından çıkartılarak sansürlenmiş. AKP'nin yalan yüzyılı. İşte böyle son sürat her türlü çürümeyle devam ediyor. Bir de bu Timur Soykan'ın haberiyle ilgili HSK Başsavcısı İsmail Uçar'ın, özür diliyorum, Anadolu Adliyesi Başsavcısı İsmail Uçar'ın HSK'ya yolladığı raporda adı geçen olaylarla ilgili Adalet Bakanı bir soruşturma açıldığından bahsediyor. Ama hala da o şikayet dilekçesinde konu edilen hakim savcılar görevde kalmaya devam ediyorlar. Soruşturmanın selameti için bahsi geçen tüm mahkemelerin hakim ve savcılarının görevden uzaklaştırılması gerekiyor. Hukuken delillerin karartılması, yok edilmesi gibi bir sıkıntı söz konusu. Onun için o dilekçede kimin adı geçiyorsa, hangi mahkemenin, hangi savcının adı geçiyorsa soruşturma süresince, müfettişler rapor hazırlayıncaya kadar o hakim savcıların görevde kalmaması gerekiyor değerli arkadaşlar. Yargıyı yargının içine hakim savcı olarak yerleştirdikleri eş dostla siyasallaştırdılar. Bakın 15 Temmuz sonrası ihraç edilen hakim savcıların yerine AKP il ilçe yöneticisi avukatlar hakim savcı olarak atandı. Siyasallaşma son hızıyla devam ediyor ve kararlar hukuki olarak değil siyasi olarak alınmaya başlandı. İşte bunun bir örneği de Gezi davası. Geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul milletvekilimiz Türkan Alçı ve Trabzon milletvekilimiz Sibel Suişmez'le birlikte Gezi Parkı davası sanıkları olan Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Can Atalay, Çiğdem Mater ve Müne Özerdem'i kaldıkları cezaevlerinde ziyaret ettik. Olsa olsa anayasal bir protesto, gösteri, yürüyüş hakkı olarak değerlendirilebilecek. Yani anayasal hakkı kullanma olarak değerlendirilebilecek eylemlerin zorlama bir yorumla hükümeti devirmeye teşebbüs olarak yorumlanarak bu insanlara ceza verildiğini tüm dünya olarak gördük. Tam bir hukuksuzluk örneği. Üstelik 2019'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargılama hakkının ihlali kararına rağmen bütün bunlar yapıldı. Gezi Parkı davası sadece Türkiye için değil, uluslararası arenada da bir hukuk garabetine dönüşmüş bir hale geldi. Ve sadece burada 2020'de karara bağlanarak beraat edilen bir davada daha sonra 15 Temmuz soruşturması için gözaltı yapıldı ve FETÖ'den ihraç edilmiş polislerin iddialarıyla burada beraat kararları bozuldu. Yetmedi, mahkeme heyeti değiştirildi. 25 Nisan 2022'de yeniden tutuklamalar başladı. 2 yıl önceden hükümeti devirmeye teşebbüs için planlanmış şiddet hareketi olarak değerlendirildi. Gezi'yi 15 Temmuz'a bağladılar. FETÖ'den ihraç edilenlerin tanıklarıyla bir şekilde ceza verildi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dahil hiçbir şeyi, hiç kimseyi dinlemediler. Üstelik bu dosyada başka bir hukuksuzluk daha var. Can Atalay, Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay milletvekili seçildi. Can Atalay, seçim kuruluna müracaat ettiğinde milletvekili seçilmesine engel bir hal bulunmadı. Aday gösterildi ve Hatay halkının oylarıyla milletvekili seçildi. Fakat bugün yasama organında olması gerekirken demir parmaklıklar arkasında tutuluyor. Anayasa açık ve net olarak söylüyor ki bir milletvekili seçimden önce veya seçimden sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili
Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, tutuklanamaz, yargılanamaz, sorguya çekilemez diyor. Ama buna rağmen anayasa açıkça ihlal edilerek Can Atalay hapiste tutuluyor. Meclis başkanına defalarca çağrı yaptık konuyla ilgili. Adalet Bakanı'nı göreve davet ettik. Bu hukuksuzluk sona ersin dedik ama bu hukuksuzluk bir türlü sona ermiyor, devam ediyor. Ve Can Atalay'ın aslında meclisin iradesi, Hatay halkının iradesi gasp ediliyor. Can Atalay'ın tutuklu kaldığı her bir gün ayrı bir hak kaybına yol açıyor değerli arkadaşlar. Ve son olarak üniversitelerde büyük bir sorun, barınma sorunu hala çözülebilmiş değil. Birçok öğrenci şu anda hala da yurt arıyor. AK Partili belediyelerin yurt diye kamu kuruluşlarına ait binaları yakın oldukları vakıflara, cemaatlere, derneklere tahsis etmesiyle birçok öğrenci zorunlu olarak bu yurtlarda kalmaya çalışıyor. Fakat bu yurtların da bazı kuralları var. Kılık kıyafet gibi, ağabey abla sözü dinleyeceksin, sohbetlere katılacaksın ve daha nicesi. Hatırlarsanız Enes evladımız böyle bir yurtta kalırken baskılara dayanamayarak canına kıymıştı. 2022-2023 eğitim öğretim yılında örgün eğitimde 4.024.506 öğrenci var. Yurt kura bağlı 808 yurdun 874.693 öğrenci kapasitesi var. İşte öğrencilerimiz aslında KYK yurduna dönüştürülebilecek yerlerin yandaş derneklere, vakıflara, cemaatlere peşkeş çekilmesiyle ya açıkta kalıyor ya da bu yurtlarda kalmaya mahkum ediliyor. Mevcut KYK yurtlarının birçoğunun durumu ise işler acısı. AKP Genel Başkanı'nın oğluna ait obada bile en modern, en rahat yerleşim eşyaları tahsis edilirken İzmir'de lüks diye tanıtılan Karabağlar KYK erkek öğrenci yurdunda inşaat pisliği, elektrik su kesintisi, 7 katlı binada asansör olmaması ve yemeklerin yetersizliğine öğrenciler isyan etmiş durumda. Görüntüler içler acısı, dün Meclis Genel Kurulu'nda da paylaşmıştım. Kendi ülkesinin evlatlarına zulmeden eğitim hakkı için fırsat eşitliği yaratmayıp kendi evlatlarının önüne dünyaları seren AKP, yalan yüzyılının resmidir işte bu yurtlar. Herkese saygılar sunuyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Buyurun. Dün Kürecik radar üstünde vatandaşlar İsrail'i protesto ettiler. Sizin bu konuda bir değerlendirmeniz olur mu? Kapatılsın talebi de vatandaşlar tarafından orada dile getirildi. Bu konuda ne söylersiniz? Bir çağrınız olur mu? Biz zulme uğrayan, haksızlığa uğrayan, ve şu anda her türlü eziyete maruz kalan Filistin halkının yanındayız. Hiçbir gerekçe sivillerin öldürülmesini haklı göstermez. Dün yapılan hastane saldırısı da İsrail'in yapmış olduğu saldırı katliamdır, cinayettir, vahşettir. Bunu da en yüksek perdeden kınıyoruz. Herkesi de bu konuda göreve davet ediyoruz. Masum sivillerin, Gazze halkının yanındayız. Evet. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Tartışmalar var. Gruba da yansıyan bir takım yazışmalar dün oldu. Sizin de dahil olduğunuz Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesi noktasında imza toplanması girişimi karşısında bunun partinin geleneklerine uygun olmadığı yönünde milletvekillerinin müdahalesi var. Karşılıklı sizin de takip ettiğiniz yazışmaların ardından Genel Başkan bundan haberi olmadığını Ali Mahir Başarır Beyefendinin paylaşımından anladığımız WhatsApp yazışmalarında sızdığı için o yazışmalar Genel Başkan'ın da bundan rahatsız olduğunu ve bilgisinin olmadığını bildirip tartışma o şekilde kapatıyor gördüğümüz kadarıyla, izlediğimiz kadarıyla WhatsApp yazışmalarından. Bu tartışmanın nedeni nedir, nasıl gelişti? Genel Başkan aday göstermek üzere mi bir imza toplaması çalışmasıydı? İlk kez CHP'de böyle bir olay yaşanıyor. Nedir olayın perde arkası? Milletvekili grubumuzun bulunduğu WhatsApp grubunun yazışmaları bizim mahremiyetimizdir. Mahremiyetimizin basına sızmasından dolayı son derece üzgünüz. Çok yanlıştır bizim mahrem grubumuzun yazışmalarının dışarıya sızmış olması, basına hatta üçüncü kişilere dahi gönderilmesi, sızdırılması
parti kültürüne de, parti etiğine de uymayan bir durumdur. Çünkü orası bizim mahremimizdir. Kurultay sürecinde de herkes, milletvekili, milletvekilleri zaten doğal delege biliyorsunuz, herkes istediği adayı destekleyebilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneklerinde böyledir. İsteyen istediği adayı destekler, oy verir. O şekilde bir kurultay süreci yönetilir. Ben çok teşekkür ediyorum herkese.